Nisan ayının başından itibaren inci kefalleri Van Gölü'ne dökülen akarsuların ağzında toplanmaya başladı. Yani şu anda bulunduğumuz yer Erciş, Balık Bendi'nin hemen yanından geçen Deliçay. Şu anda Deliçay'ın önünde binlerce ton inci kefali toplandılar ve akarsuya girmek için bekliyorlar. Van Gölü tuzlu ve sodalı bir göl. Fakat akarsular tatlı su. Dolayısıyla Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından inci kefallerinin akarsulara girmesi bir anda gerçekleşmiyor. Öncelikle akarsu ağızlarında yaklaşık 2 haftalık fizyolojik uyum sürecini atlatıyorlar. Fizyolojik uyumdan sonra akarsuların yukarı kesimlerine doğru çıkmaya başlıyorlar. İnci kefali 20-21 santimetre boyunda ortalama. Fakat 21 santimetrelik bir balık gerektiğinde gölde 100 kilometreye yakın yol kat ediyor. Üremek için gireceği derenin ağzına geliyor. Ve buradan akarsuyun 20-23 kilometre kadar yukarılarına kadar göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Ve üremek için dereye girdiği zaman İnci kefalinin aklında tek bir tane düşünce, tek bir tane soru var. Yüz binlerce yıldır ataları tarafından gerçekleştirilen bu üreme yolculuğunda sıra kendisinde. Yani yüz binlerce yıllık bir sorumluluk onun omuzlarında. Ve bu sorumlulukla beraber akarsulara giriyor. Aklında bu düşünce olduğu için inci kefali 2 hafta boyunca hiçbir şekilde yem almıyor. Bütün enerjisini kas dokudan karşılıyor. İnci kefali akıntıyla mücadele ediyor. Kendi boyunun 10 katı 20 katındaki büyük yüksekliğindeki kayaları zıplayarak geçiyor. Martılarla, yılanlarla mücadele ediyor. Bunların hepsini yeniyor. İnci kefalinin yenemediği tek bir düşmanı var. O da kaçak avcılar, insanoğlu. Maalesef bu sene kaçak avcılara ek olaraktan kuraklık problemi de çıktı. Birçok derede su debileri beklenenin ortalamaların çok daha altında. Bu sebepten dolayı bu yıl inci kefalinin bizim çok daha fazla yardımımıza ihtiyacı var. Çünkü inci kefali sadece neslini sürdürmek isteyen bir canlının ötesinde Van Gölü'ndeki 20 bin tane insanın geçimini sağladığı bir geçim kaynağını oluşturuyor. Ümit ediyoruz ki bu sene başarılı bir üreme sezonu geçiririz ve dereye giren her bir inci kefali tekrardan ana yurdu olan Van Gölü'ne geri dönebilsin.